Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Allahümme yessir ve la tuassir. Allahümme temmim bil khayr. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tecaul hasne ile şeyte sehle. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırlısıyla itmam etmeyi, ihmal etmeyi nasip ve müyesser eyle. Allah'ım senin kolay kıldığından başka kolay yoktur ve eğer sen istersen gam ve kederi, hüznü, zorluğu kolay kılarsın. Değerli kardeşlerim, bugün geçen kaldığımız yerden devam edelim. Özet olarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İsra ve Miraç gecesinde Allah'ı Celle Celaluhu, yani Allah'ın cemalini gördü mü görmedi mi? Gördü diyenler olduğu gibi görmedi diyenler de var. Gördü diyenlerin delilleri var ve görmedi diyenlerin de delilleri var. Bu delillerin de tahlilleri var, kriterleri var. Biz bu tahlil ve kriterlere başlamıştık. Şimdi mevzunun belli bir bölümündeyiz. Eğer bu mevzu kısa biterse, bundan sonra da bu sefer Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah ile konuştu mu Celle Celaluhu? Cenab-ı Hak direkt mi Peygamberimizle konuştu yoksa perde gerisinden veya Cebrail aleyhisselamın vasıtasıyla mı görüştü, konuştu gibi bir mevzu var. Vaktimiz yettiği oranda ona da değinmeye çalışalım nasip olursa. قَالَ الْقَادِ اَبُ الْفَضْلِ وَفَّقَهُ اللّٰهُ Kadı İyaz, Allah onu muvaffak eylesin, buyurdu ki, şimdi tevfik Kur'an-ı Kerim'de az geçiyor. Çok nadir ve çok aziz olduğu için bir mümin bir mümine Allah seni muvaffak etsin dediği zaman ne demek istiyor? Demek istiyor ki sana sevap kazandıracak amelleri Allah sana nasip eylesin demektir. Evet. Allah onu muvaffak eylesin diye dua etmiş. وَالْحَقُّ الَّذِي لَمْ تِرَاءَ ف۪يهِ İçinde şüphe olmayan gerçek o ki اَنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَ فِي الدُّنْيَا جَائِزَةٌ عَقْلًا Allah'ı Celle Celaluhu dünyada görmek aklen mümkündür, caizdir. وَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يُح۪يلُهَا Akıl bunu dışlamıyor. Öyle şey olmaz demiyor akıl. Allah'ın Celle Celaluhu kullarına verdiği sağlam, selim akıl ispat ediyor ki, cevaz veriyor ki Allah'ı dünyada görmek mümkündür. وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهَ فِي الدُّنْيَا سُؤَالُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ Peki, delilimiz nedir diyor? Delilimiz o ki Hazreti Musa demişti ki Allah'ım cemalini göster, ben sana bakmak istiyorum. وَمُحَالٌ أَنْ يَجْهَلَ نَبِيٌّ مَا يَجُوزُ عَلَى اللّٰهِ وَمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ Hz. Musa, ulul azm peygamberlerden. Nasıl olur da caiz olanla olmayanı bilmeyecek kadar bir duruma düşer, haşa. Neyin caiz olduğunu, neyin caiz olmadığını biliyor. Madem seni görmek istiyorum dedi, o halde görmesi caizdir. Ha ben bilmiyordum. Hayır, öyle bir şey yok. Madem Hazreti Musa gibi büyük bir peygamber, cümlesine salatü ve selam olsun, Rabbi erini anzur ili, Allah'ım bana imkan ver, cemalini göster, sana bakayım dedi, demek ki caizdir. Caiz olmasaydı Hazreti Musa bunu Allah'tan istemezdi. Peki. وَلَكِنْ وُقُوعُهُ وَمُشَاهَدَتُهُ مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مَنْ عَلَّمُهُ Ama bu görüşmenin, görmenin vuku'u meydana gelmesi bize göre gayb bilinmeyen, inanılan ama bilinmeyen bir şeydir. Onu ancak Allah-u Teala Hazretleri istediğine bildirip gösterir. فَقَالَ لَهُ تَعَالَ لَنْ تَرَانِي Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya cevaben ne dedi? Beni asla göremez. Ey
لَنْ تُط۪يقَ Bunun manası şu, gücün yetmez bana bakmaya. وَلَا تَتَحَمَّلُ رُؤْيَت۪ي Beni görmeye tahammül edemezsin demek istedi. ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ مَثَلٌ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْ نَبِيِّهِ مُوسَى وَأَثْبَتَ وَهُوَ الْجَبَلُ Sonra Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'nın gücünün yetmeyeceğini şu misalle izah buyurdu. Dağa bak, dağa bak. Eğer dağ tahammül ederse o zaman beni görürsün. وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا بل فيه جوازه على الجمله bütün bunlar gösteriyor ki dünyada Allah'ı görmek muhal değildir. Olmaz değildir, olabilir. وليس في الشرع دليل قاطع على استحالته ولا امتناعه şeriatta yani Allah'ın dininde bu görmeyi engelleyen herhangi bir nas bir delil yoktur. اِذْ كُلُّ مَوْجُودٍ فَرُوْيَةٌ جَائِزَةٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ Allah mevcut mu? Evet. Vacibul vücuttur. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetü lil-havadis gibi sıfatları var. Zati, subuti sıfatları. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin Allah'ın sıfatları var. Allah madem vardır, varlığı kendindendir, vacibul vücuttur, o halde görmek mümkün. Bir ayet-i kerime var. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ Gözler onu göremez. Bu ayet diyor, bizim dediğimize delil değil, yani görmeyi engelleyen bir ayet değil. Peki, bu ayetin çeşitli tevilleri ve yorumları var. Buyuruyor ki, bazıları bizzat bu ayeti delil getirerek Allah'ın Celle Celaluhu mübarek cemalini görmenin mümkün olduğunu söylüyorlar. Ne demek peki gözler onu ihate etmiyor? Ayettir. لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ Gözler onu ihate edemiyor ama o gözleri ve gözlerin sahibini her şeyi ihate ediyor. O latif ve habirdir. Peki bu ayet o zaman ne demektir? Gözler onu ihate edemiyor. Ne demek yani? لَا تُدْرِكُوا اَبْصَارُ الْكُفَّارِ Kafirlerin gözleri onu göremez demektir diyor. Yani yorumlardan biri bu. Peki bu nasıl doğru mu? Evet. Kafirler kıyamette Allah'ı göremeyeceklerini bizzat Allah buyuruyor. كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ O gün gayrimüslimler Allah'tan mahcupturlar, perdelenmiş ara göremiyorlar. Bu onlara en büyük cezadır. Gayrimüslimlerin Yüce Allah'ı ahirette görmemeleri en büyük cezadır. Evet. Bu ayet ondan bahsediyor diyorlar. Yoksa dünyada Allah'ı görmek mümkün değil demek istemiyor diyorlar. لَا تُدْرِكُوا الْأَبْصَارِ لَا تُحِتُوا Peki başka bir manası var. O da nedir? Yani ihata edemez. Her yönden, her manada kuşatıcı bir şekilde göremez. Yoksa mesela aha şurada bir şey var diyoruz ama biz o şeyin ne ağırlığını biliyoruz, ne enini boyunu biliyoruz, ne bir şey. Sadece gördük. Misal, eğer bu ayetin tevilinde bu da var. Yani ihata edemez, hakkını veremez, görür ama künhünü, her şeyini görmüş olamaz. İbn-i Abbas öyle buyurmuş. وَقَدْ قِيلَ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَاِنَّ مُدْرِكُ الْمُبْصِرُونَ Gözler onu görmez de görenler onu görür diye tevil etmişlerdir. Evet. Tüm bunlar gösteriyor ki diyor Kadı İyaz Allah'ı görmek Celle Celaluhu muhal değildir. Peki len terani beni göremezsin demişti. Onun manası ne? Ayet bu tabi. Hazreti Musa ne demişti? Rabbi erini anzur ilik Allah'ım göster sana bakayım seni göreyim. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? لَنْ تَرَانِي Beni göremezsin. Peki bu ne demek o zaman? Madem görülebilir diyorsunuz, Allah buyurdu ki beni asla göremezsin. Bu ne demek peki? Evet. Bir de Hazreti Musa demişti ki, تُبْتُ اِلَيْكِ Allah'ım ben tövbe ettim. Peki bu ne demek o zaman? Evet.
لما قدمناه، ولأن ليست على العموم، ولأن من قال معناها لن تراني في الدنيا إنما هو تأويل. بنون ده أنمنا وارد. Bu sadece Hazreti Musa için geldi. Hazreti Peygamber'e sen beni göremezsin demedi ki Allah, diyorlar. Peki Allahu Teala Hazretleri Hazreti Musa'ya beni göremezsin dedi. Doğru. Ama Peygamber'e demedi ki bunu, diyorlar. Peygamber'in görmesini engelleyen ne var? Tevillerden biri budur. Peki ben tövbe ettim demişti. Bunu niye dedi? Yani bana takdir etmediğim bir şeyi ben sana sormaktan tövbe ediyorum demektir. Yoksa seni görmedim manası anlaşılmamalı, diyorlar. Ebu Bekir el-Hüzeli diye bir alim diyor ki, لَنْ تَرَانِي ne demek beni göremezsin? اَيْ لَيْسَ لِبَشَرٍ اَنْ يُت۪يقَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيَّ فِي الدُّنْيَا Dünyada bir beşer bana bakmaya gücü yetmez demektir. Çünkü bana bakan ölür dünyada. وَقَدْ رَأَيْتُ لِبَعْدِ السَّلَفِ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مَا مَعْنَاهِ اِنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَ فِي الدُّنْيَا مُمْتَنِعَ Bazıları demişler ki Allah-u Teala Hazretleri'ni dünyada görmek mümkün değildir. Niye? لِدِعْفِ تَرْكِيبِ اَهْلِ الدُّنْيَا وَقُبْ Şu terkin, şu beden, şu etten, kemikten, sinirden, kandan oluşan ve fani olan, gözleri de fani olan, her şey fani olan insan Allah'ı dünyada görmesi mümkün değil de diyorlar. Çünkü bu değişiyor, habire değişiyor. Ve gücü yetmiyor görmeye ama ahirette terkip başka olacak. Düşünün ki 60 zira, yani 60 arşın boyunda olacak cennete girenler, efendim 33 yaşında olacak cennete girenler, efendim Hazreti Yusuf'un güzelliğinde olacak dünya cennete girenler, bambaşka bir insan olacak. Ha, o zaman Cenab-ı Hak kullarına zatını görme imkanı lütfedecektir diyorlar. Ve dolayısıyla fani olan baki olanı göremez. Ezeli, baki, daimi olan Allah'ı bu fani beden ve gözler göremez de diyorlar. Peki. Bu güzel bir şeydir diyor, yani fani bakiyi göremez sözü güzel bir şeydir. فَاِذَا قَوَّ اللّٰهُ تَعَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَاَخْدَرَهُ عَلَى حَمْلِ اَعْبَلَ الرُّجْدِ لَمْ تَمْتَنِفْ يَا Cenab-ı Hak güç verdiği zaman cennette, o zaman hiçbir engel kalmamış olur. Bakillani diye meşhur bir akaid alimi der ki enne Musa aleyhisselam ra'allaha fezalike khalasa. Peki Hazreti Musa demişti ki Allah'ım göster seni göreyim. Ayet erini andur ili. Madem görmedin niye bayılarak düştün? Diyor. Demek ki gördü. Ve enne cebele ra'a rabbahu fesara dekken bi idrakin halakahullahu. Peki dağ tuzla buz oldu. Dağ Allah'ı gördü, tuzla buz oldu. Hazreti Musa da Allah'ı gördü, o da düştü bayıldı. Bunu söyleyen alim çok meşhur bir alim, sıradan bir alim değil. وَاسْتَمَّتَ ذَٰلِكَ اللّٰهُ عَلَمْ يَقُلُ وَلَاكُنْ اُنْظُرْ اِلَى الْجَبَلْ فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانُ قِسَ وَتَرَى Allah ne buyurmuştu? Ey Musa dağa bak, eğer dağ yerinde duruyorsa sen de beni görebilirsin. Ayet bu tabi. Ve Cenab-ı Hak dağ tecelli ettiği zaman dağ tuzla buz oldu. Hazreti Musa da bayılarak düştü, bağırarak bayılarak düştü. وَتَجَلِّ الْجَبِلِ وَظُهُرُوا لَوْ حَتَّ رَوْا عَلَيْهَا Dağ gördü, dağ gördü, bu hale geldi. Hazreti Musa da gördü, o da bayıldı. Geçen de arz ettim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü tabi üç çeşit nefha var, üfürüş. Bir korku, İsrafil aleyhisselam sonra üfürecek, bütün mahlukat korkacak. İki, ölüm nefhası, üfürüşü, herkes ölecek. Üç, diriliş nefhası, üfürüşü, insanlar dirilecek. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, ben diriliyorum, kalkıyorum, bir de bakıyorum ki Musa arşın direğini tutmuş, bilmiyorum. Benden önce mi ayıktı, yoksa dünyadaki bayılmasına mı saydı onu Allah? O ahirette bayılmadı,
onu bilemiyorum diyor. Evet. Cafer-i Sadık Ehl-i Beyt'tendir. İmam-ı Azam'ın da hocasıdır. Çok değerli bir zattır. Ehl-i Beyt'ten olmanın yanında ayrıca Kur'an-ı Kerim'in sırlarına vakıf çok değerli bir zattır. Der ki Allah-u Teala Hazretleri, yani tabir caizse Hazreti Musa'yı oyaladı. Dağa bak dedi, dağa bakınca o da ona tecelli etti. Onun için bayıldı. Eğer oyalamasaydı ve direkt tecelli etseydi, belki Hazreti Musa bayılır bir daha da ayıkmazdı gibi bir şey söylüyor. Ve diyor ki Hazreti Musa Allah-u Teala Hazretlerini gördü. Bununla delil getiriyorlar ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konu bu zaten. Miraç'ta Allah'ı gördü. Ve görmesinde hiçbir şüphe yoktur. Çünkü ayetlerde buna engel herhangi bir şey yok. Ve emme vücubuhu nebiyyine sallallahu aleyhi ve sellem vel kulübü ennehu rahu bi ayni feleyse kati'un aydan ve la nas. Bazıları da derler ki, geçen de arz ettiğim gibi, burada kesin bir şey yok. Evet. İbn-i Abbas radıyallahu anhu diyor ki, bunun mutazammanına iman etmemiz gerekiyor. Yani Allah'ı görmüştür Celle Celaluhu. Hazreti Peygamber'e sormuşlardı, gördün mü Rabbini? Buyurdu ki, nurun enne arahu. Bir nur, ben nasıl göreyim? Buyurmuştur. Bunu böyle okuyanlar var, bir de şöyle okuyorlar. Nuraniyun arahu. Ben onu nur olarak gördüm. Evet. Ben bir nur gördüm buyurmuş. Ben bir nur gördüm buyurmuş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve hâzâ mislü mâ fil hadîsil âhâr hicâbu nur. Allah'la kulların arasında olan perdeler de nurdur. Tabi bu perdeler Allah'a göre değil. Allah'ı hacbedecek, engelleyecek hiçbir şey olamaz. Kullara göre hicap vardır. Hani Yunus Emre der ya, sensin bize, bizden yakın. Görünmezsin hicap nedir? وَنَحْنُ أَقْرَمُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيلِ Allah buyuruyor ki, biz kulumuza şah damarından yakınız. E bu kadar yakın ama görünmüyorsun diyor Yunus Emre kendi diliyle. Acaba hicap nedir diye. Öyle bir sözü var. Başka bir hadiste ben gözlerimle görmedim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَاكَ رَأَيْتُوا بِقَلْبِ مَرَّتَيْنِ Ben kalbimle iki kez gördüm buyuruyor. وَتَلَا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا ayeti, Necm suresi ayet 8. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Yaklaştıkça yaklaştı. Buyuruyor. وَاللّٰهُ تَعَالَ قَادِنُ عَلَى خَلْقِ اِدْرَاكِ الَّذِي بِالْبَصَرِ فِي الْقَلْبِ اَوْ كَيْفَ شَاءَ لَا اِلَهَ غَيْرُ Nasıl göz görüyorsa Cenab-ı Hak kalbe de görme imkanı ve lütfunu verebilir. Bunda hiçbir engel yok. Allah'tan başka ilah yoktur. O istediği gibi, dilediği gibi tasarruf yapabilir. فَاِنْ وَرَدَ حَد۪يثُ نَصٌ بَيِّنُ فِي الْبَابِ اُعْتُقِدَ وَجَبَ الْمَصِيرُ اِلَيْهِ اِذْ لَسْتِحَانَةَ ف۪ي وَلَا مَانِعَ قَطْعِيُنْ يَرُدُّهُ اللّٰهُ عَلَمْ وَالْمُوَفِّقْ لِلسَّوَابِ Velhasıl diyor ki, bu bapta geçen gördü hadislerine bizim inanmamız lazım. Çünkü Allah'a engel hiçbir şey yok. Allah-u Teala Hazretleri perdeyi kaldırdı, Hazreti Musa ile konuştuysa perdeyi kaldırdı ve Efendimiz de onu gördü diyorlar. Şimdi Münacatullahi Teala, biraz vaktimiz var. Allah'la konuşmak Celle Celaluhu. 6. bölüm. وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي مُنَجَّاتِهِ تَعَالَى وَكَلَامِهِ مَعْهُ بِقَوْلِهِ فَأَوْحَى اِلَى عَبْدِهِمْ اَوْحَى Necm suresi ayet 10'da buyuruluyor ki, Allah kuluna vahyetti. Vahyettini vahyetti. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh bir şey söylüyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in faziletinden bahsederken, Peygamber'e Cebrail'in getirdiği vahyi gizli olarak Ebu Bekir'e getirmiştir. Hazreti Peygamber buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'le at başı yarıştık, ben onu geçtim. Peki Sıddık, nübüvvetin hemen altında.
Yani Kur'an-ı Kerim'de de ayet اَوْلَيْكَ مَا الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ينَ وَالصِّدِّق۪ينَ Kur'an-ı Kerim'de Nebiler geçtikten sonra hemen arkalarında Sıddık geliyor, Sıddıklar. Kimmiş bunlar? Hazreti Ebubekir gibi olanlar. Onun gibi kimse yok da yani öyle olanlara bu isim veriyor. Peki Sıddık nedir? İşte İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh'in söylediği gibi vahiy peygambere açıktan geldi Cebrail tarafından. Aynı vahiy gizlice Ebu Bekir'e geldi. Aradaki fark budur. Dolayısıyla nübüvvetin hemen altında sıddıkiyet derecesi vardır. Vahiy. Vahiy. Nasıl geliyor vahiy? Tabii konumuz bu olmamakla beraber kim vahyetti? Allah bak. فَاَوْحَى وَحْيَتِّ اِلَى عَبْدِهِ قُلُنَا Kim? Allah. Neyi? مَا اَوْحَى وَحْيَتِّ şey. O zaman bu ayet-i kerimeye göre Allah ile Peygamber arasında bu ayete göre Cebrail vasıtası da yok bu an için. Zamanla Cebrail vahiy getirmiştir, doğrudur. Çok getirdi hem de. Genel vahiy gelişi budur. Ama burada o Miraç gecesinde bizzat Allah Celle Celaluhu Peygamberle mülaki olmuştur ve konuşmuştur. فَاَكْثَرُ الْمُفَسِّر۪ينَ عَلَى اَنَّ الْمُوحِيَ هُوَ اللّٰهِ Bütün müfessirler veya çoğu diyorlar ki vahyeden bizzat Allah'tır. Azze ve Celle. Kime? Cebrail'e. Cebrail de Hazreti Muhammed'e vahyetti. اِلَّا شُذُوذًا مِنْهُمْ Ama bazıları ne diyorlar? Diyorlar ki, hayır bizzat Allah Peygamber'le konuştu sanmaz. Az önce bahsettiğim Cafer-i Sadık buyuruyor ki, vasıtasız Allah Peygamber'ine vahyetmiştir. Vasıtı diye bir alim de aynı, alim de aynısını söylüyor. وَاِلَا اَذَا ذَهَبَا عَلُمْ تَكَلِّمِ اَنَّ مُحَمَّدًا كَلَّمَ رَبُّهُ فِي اِسْرَى Bazı kelam alimleri, akaid alimleri diyorlar ki İsra gecesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi ile bizzat konuştu vasıtasız. Ve hukiye anil eş'ari, İmam-ı Eş'ari var, Ebu'l-Hasen eş'ari. Hani itikatta iki mezhep var meşhur, biri Maturidi Ebu Mansur, birisi de Ebu'l-Hasen el-Eş'ari. Eş'ari'ye bağlı olan mezhepler Şafii, Maliki, Hanbeli. Yani bir Hanbeli'ye sorsak, senin itikatta mezhebin nedir diyecek ki Eş'ari. Peki senin ey Maliki, benimki de Eş'ari. Şafii senin itikatta mezhebin nedir? Eş'ari. Bir Hanefi'ye sorsak ne diyecek? Maturidi. Aralarında 40 kadar mesele var. İhtilaflı, yoksa o da hak, o da hak. Bu meselelerden biri nedir mesela? Mesela İmam-ı Eş'ari diyor ki iman artar mı eksilir? İmam Maturidi ne diyor? İman ne artar ne eksilir. Onun da delilleri var, onun da delilleri var. Bir başka örnek, amel imandan mı? İmam Maturidi der ki amel imandan değildir. Eş'ari ne diyor? İman, amel imandandır. Ne demek bu? Yani bir mümin salih amel işledikçe imanı güçleniyor. Azaldıkça, salih ameli azaldıkça imanı zayıflıyor demek istiyor. İmam Maturidi ne diyor? Yok, amelin imanla bir ilgisi yok. Adam iman ettikten sonra ameli az da olsa, çok da olsa o mümindir. Ha, ameli azsa derecesi aşağıdadır, ameli çoksa derecesi yüksektir gibi aralarında farklar. İmam-ı Eş'ari diyor, ne diyor? İbn-i Mesud'dan nakledilen bir şeyde, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gece Allah'la konuştu, bunu Eş'ari diyor, İbn-i Mesud'dan naklediyor. Dene fetedelle, yaklaştıkça yaklaştı. Kim kime yaklaştı? Yani bu gidişata göre Peygamber Allah'a yaklaştı. Zaten Allah herkese yaklaştı. وَنَحْمُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مُحَبُّ الْمَلِ Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki beni Yunus'tan üstün tutmayın. Hadis var. لَا تُفَدُّلُونَ عَلَى يُنُسَ مِنْ مَدَّ Yunus'tan beni üstün tutmayın. Bir hadis var. Ne demek istiyor? Yani Hazreti Yunus denize indiydi malum, atladıydı gemiden. Bağlanın karnına girdi. Derinliklerinde denizin, üç karanlık içinde.
Hem gecenin karanlığı, hem denizin karanlığı, hem balığın karnındaki karanlık. Üç karanlık içinde aşağı indi. Ben de İsra ve Miraç gecesi yukarı çıktım. Zannetmeyin ki Allah'a daha yakın oldum ondan. Bu manada beni üstün tutmayın. Yani Allah Celle Celaluhu kullarına o kadar yakın ki. Ama Hazreti Peygamber yaklaştı diyorlar. Medine fethederler ayeti. Yaklaştıkça yaklaştı. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber buyurmuş ki geçen dersimizde de geçen bir rivayet. Ben diyor Miraç'ta giderken Cebrail'le beraber Cebrail bir ara benden ayrıldı. Allah'ın emri beni yalnız bıraktı. فَنْقَطَعَتِ الْأَصْوَاتِ Sesler kesildi. Düşünün ki yani 500 yıl mesafe gökyüzü, kalınlığı 500 yıl, öbür gökyüzü 500 yıl, araları 500 yıl, hepsini aştı. Sidre'ye vardı, Sidre'yi geçti. Sidre neydi? Dünyadan çıkan haberler oraya varıyor, başka melekler alıp götürüyor. Yukarıdan gelen haberler başka melekler vasıtasıyla geliyor, Cebrail vesaire melekler oradan alıp yeryüzüne dağıtıyor. Yani sidre öyle bir şey ki tampon gibi teşbihatı olmaz. Daha önce de arz ettim, İmam-ı Şahrani Hazretleri der ki eğer Cebrail aleyhisselam hani bir yere yaklaşamadı ya, yaklaşsaydı ne olurdu? Yaklaşamazdı da diyelim yaklaştı. O zaman o Cebrail olarak çıkmayacaktı. Başka melekler, daha başka büyük büyük melekler onu alıp taşıyabilirdi. Tıpkı onun Hazreti Peygamber'i götürürken taşıdığı gibi. Sesler kesildi diyor. Ve ben Rabbimin kelamını işittim. Cebrail beni bıraktı. Sesler kesildi. Hiçbir şey yok yani. Nur mu var? Hangi deryaya, hangi nur denizine daldı bilmiyoruz. Allah'ın kelamını işittim. Ve buyurdu ki لِيَهْدَ رَوْعُكَ يَا مُحَمَّدُ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahat ol. Rahat ol. Nihayet Peygamber bir beşer. Etten, kemikten, sinirden aleyhissalatü vesselam. Rahat ol. Yaklaş. Yaklaş buyurduğunu bizzat duydum buyuruyor. Evet. Hatta Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste aynı cümleler vardır. Peki bir ayet-i kerime var. Nedir o? Şura 51. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ Hiçbir beşer yok ki Allah onunla konuşmuş olsun. اِلَّا وَحِي Ancak vahiyde. Ne gibi? Rüyada. Mesela Hazreti Peygamber'in ilk vahiy nasıl oldu? 6 ay rüyada oldu. İlk gördüğüm vahiy rüyada geldi diyor. Ve Peygamber rüyası haktır. Mesela Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'in kesildiğini, kesme emri nerede gördü rüyada? İnni ara fil menami enni ezbahu. Ben rüyada gördüm ki seni kesiyor. Rüyada gördüm diyor. Ve kalktı kesmek istedi. Niye? Çünkü peygamberlerin rüyası haktır. Sonra kesemedi o ayrı. Hazreti Peygamber ilk 6 ay vahiy neyle geldi rüyayla? Onun için diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim salih bir rüya görürse peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdü. Bu ne demek? Hazreti Peygamber kaç yıl peygamber kaldı? 23. 23 yılda kaç tane 6 ay var? 46. İlk 6 ay vahiy neyle geldi rüyayla? O rüyanın bereketidir. Bütün rüyalar. Kıyamete kadar ümmetinin fertlerinin gördüğü, göreceği salih rüyaların hepsi o 6 aylık rüyanın esintileri, yansımaları ve bereketleri. Bunu demek istiyorum. Peki. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri bir beşerle konuşunca nasıl konuşur? Vahiyle. O da ne? Rüya gibi. Peki. اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Veya perde gerisinden konuşur. Yine perde var. Veya اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِاِذْنِهِ مَشِ Veya bir peygamber gönderir, Resul yani Cebrail
Vahyettiğini onun vasıtasıyla vahyedir. Peki kaç kısım oldu? Ya rüyada Cenab-ı Hak vahiy indirir, ya perde gerisinden Hazreti Musa ile konuştuğu gibi veya Cebrail vasıtası. Cebrail vasıtasıyla oranı hepimiz biliyoruz. Cebrail çeşitli şekillerde geliyordu bazen. Bir insan şekline giriyor, dehşetül kelbinin ve Hazreti Peygamber'e bir şeyler söylüyordu. Veya yer gök arasını kaplayacak kadar büyük bir varlık Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e. İşte Hira'da geldi, Hira'da. İlk inen vahiy, ikra, bismillahirrahmanirrahim. Nasıl geldi? Peygamberi tuttu, salladı, oku. Ben okumayı bilmiyorum. Oku, ben okumayı bilmiyorum. Üçüncüsünde buyurdu ki, ikra, bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbin adıyla oku. Muhammed Hamidullah rahmetli diyor ki, yazılı bir şey var ki, var idi ki oku dedi. Bakın, oku. Şimdi herhangi birimiz birbirimize oku bakalım, neyi okuyacağım demez mi? Ama ona bir şey versek, şunu oku desek, o zaman doğru. Doğrusunu Allah bilir. O meşhur profesör, Allah rahmet eylesin, siyer alimi, 6-7 dili vardı işte. Fransa'da sağda solda kürsüleri var. Çok nahif, zarif bir insan. Siyer kitabını yazarken Mekke'den Taif'e, Taif'ten Mekke'ye, affedersiniz, merkep kiralayarak gitti geldi. Niye? Hazreti Peygamber Taif'e gittiydi, acaba nereden geçti? Döndüydü, nereden döndü? Oraları görmek için böyle yayan gitti. Böyle bir profesör vefat etti. Allah rahmet eylesin. Erzurum'da kürsüsü vardı. Konya'ya geldi, şuraya gitti, buraya gitti. Maalesef bazı kişiler onu böyle mezhepsiz, din tahribatçısı diye takdim ediyor. Bir yemek getiriyorlar ona, böyle mükellef bir sofra, ağlamaya başlıyor. Ya ben diyor bunu yiyemem, belki 48-50 kilo bile yoktu. Hazreti Peygamber böyle bir şey yemedi, bana lütfen teklif etmeyin. Bana bir bardak süt verseniz yeter, misal. Bütün ömrünü insanları İslam'a, gayrimüslimler, müsteşrikleri İslam'a davet etmekle geçen bir insanın, bizimkiler, bazıları tabii, işte son devrin din tahripçileri, etmeyin eylemeyin. Yani senin şeyhine tabi değil diye onu dışlar mısın sen? Öyle bir şey olabilir. İmam Şahrani anlatıyor rahmetullahi aleyh. İmam Şahrani büyük bir alimdir. Yani 50 küsur kitap ezberlemiş, okumuş değil. Şazeli tarikatının büyüklerinden İmam Şahrani meşhur. Kendi anlatıyor kitabında, diyor ki Müheddin bin Arabi Hazretleri peygamberi görüyor sanırım rüyasında. Müheddin bin Arabi, Şeyh-i Ekber diyorlar, Fusus'un sahibi, Futuhat-ı Mekke'nin sahibi. Ve Hazreti Peygamber mübarek yüzünü ondan çevirdi. Üç gece üst üste görüyor. Sonra dedi ki, ey Allah Resulü benim kusurum nedir? Öğrenmek istiyorum. Dedi ki, filan beni çok seviyor ama senin şeyhinle arası iyi değil. Niye ona küsüyorsun, ona darlıyorsun? Beni sevmesi yetmiyor. O hale geldi ki günümüzün tarikatları, filanın şeyhine bağlı değilsen bitti, sen ne olursan ol önemli değilsin. Yapmayın ya. Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek bizi birleştirmiyor mu? Kur'an sevgisi yetmiyor mu? Aynı dine mensup olmamız yetmiyor mu? Kardeşim hepimiz Şafii miyiz? Hayır. Hanefi miyiz? Hayır. Hepimiz Konyalı mıyız? Hayır. وَمِنْ اَيَاتِ اِخْتِلَافُمْ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Dillerinizin değişik olması, yüzlerinizin değişik olması Allah'ın yüceliğine delalet. Bırak o Hanefi olsun, o Şafii olsun, o şuralı olsun, o buralı olsun. لَا تَقُلْ أَصْلِ يَوْفَصْلِ اِنَّمَا أَصْلُمْ فَتَمَا قَدْ حَصَلْ Aslım şu, faslım şu deme. Sen ne yapıyorsun? Olsun sen. لَيْسَ الْغَرِيبُ غَرِيبَ الشَّامِ وَالْيَمَنِ اِنَّ الْغَرِيبَ غَرِيبُ اللَّحْلِ وَالْكَفَنِ Garip Şamlı, Mardinli, Konya'lı, Yemenli değil ya, kefeniyle mezarda baş başa kalacak olandır. İmam Şahrani'nki çok önemli. Diyor, dedim ki Müheddin bin Arabi Hazretleri, tamam yapsa başım gözüm üstüne, onu ben kardeşim gibi bundan sonra kucaklayıp seveceğim. Ya Peygamber'i seviyor, daha ne istiyorsun mübarek? Peygamber'le birleşmek yetmiyor mu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kulu, aynı kıble, aynı din, aynı şey. Evet. Dolayısıyla, evet, rüya, vahiy, rüya, ona geldik.
konumuz da bitmek üzere. Şimdi üç kısımdır. Demek ki bir, Hazreti Musa ile konuştuğu gibi Cenab-ı Hak. O nasıl oldu? Alimler diyorlar ki Allah susuyordu da konuştu değil. Hayır. Allah susmaz ki. Mütekellimdir ezelden ebede. Emrediyor, nehyediyor, yazdırıyor, yıkıyor, tamir ediyor, yaratıyor, öldürüyor, rızık veriyor, rızkını kısıyor. Her şey ona bağlı. Bir ağacın yaprağı ondan izinsiz düşmüyorsa ötesini siz düşünün. Ne kadar ağaç var dünyada bilmiyoruz. Ne kadar yapraklar var onu temelli bilmiyoruz. Bilen de yok Allah'tan başka. Düşünün ki ve cansız zannettiğimiz bir ağaç yaprağını ondan izinsiz onun bilgisi dışında, iradesi dışında dökmüyor. Ötesini biz düşünelim. Peki nasıl konuştu o zaman? Ha, şöyle bir şey. Düşünün ki teşbihatı olmasın. Yani nasıl söyleyelim? Şu duvarın arkasını biz görmüyoruz. Doğru, görmüyoruz. Bir şey de duymuyoruz. Bir güç duvarı kaydırdı. Otomatik kapı gibi. Ha, bir de baktık ki arkasında neler var neler. Konuşanlar var, görünenler var. Teşbihatı olmasın. Allah-u Teala Hazretleri Musa'nın önünden perdeyi çekti, Allah'ın ezeli kelamını işitti. Hepsi bu kadar. Sonra perdeyi gerisin geri çekti, Hazreti Musa duymaz mı? Yoksa Allah susuyordu da konuşmaya başladı. Yok öyle şey. Allah susmaz ki. Evet. Yani birinci vahiy Hazreti Musa şekli. İkincisi neydi? İkincisi rüyada olan, üçüncüsü de mutad olan. En çok olan, yani Cebrail, peygamberi ve peygamberlere vahiy getir. Hazreti Peygamber'e değilsin. Bütün peygamberlerle Allah'ın arasında Celle Celaluhu vasıta Cebrail Aleyhisselam. Efendim Cebrail Aleyhisselam vahiy bitti, artık yeryüzüne inmiyor. Yok öyle şey. Kim abdestli ölürse Cebrail onun başında olur. Cebrail gelip gidiyor. Bu belalarla, sıkıntılarla ilgilenen melektir o. Allah istese tabi Hazreti Musa'dan beri bu olmuyor. Daha önce bir memleketi kanadının üzerine alıyor, ta gökyüzüne çıkarıyor. Hatta melekler o memleketin horuzlarının sesini bile işitiyordu. Tepe taklak yere düşürür. Öyle yıktı. O olmuştur. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Herkesi kendi günahıyla aldı. فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. Kimini yere batırdı. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Kimini de batırdık suya diyor. Yani boğduk. Ve böyle. Yani bu Cebrail'in görevi. Bu görev devam ediyor mu? Evet. İstediği zaman istediğini Allah ona yaptı. Her şeye gücü yeter ama hikmeti bu. Peki. Şimdi Cebrail peygambere geliyor sanırsın. Hazreti Peygamber rüyada da vahiy ona geldi. Ne kaldı? Bizzat Allah'la mülaki ve Allah'ın kelamını bizzat işitmesi kaldı. Bu da oldu diyor bu gece. Ne diyor? Yaklaş, yaklaş dedi bana. Korkma, sakin ol dediğini ben bizzat duydum. Evet. Şununla bitirelim. Fakal el melek, bir melek vardı. Cebrail demişti ki aleyhisselam ben onu ilk defa görüyorum. Şimdi biliyor musunuz? O da belki peygamberin bereketiyle, vasıtasıyla onu gördü. O melek ne dedi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nerede? Yücelerde. Sidre-i Müntehan'ın da üstünde. فَقِيلَ لِمِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. Perdenin gerisinden bir ses buyurdu ki, kulum doğru söyledi, ben en büyük benim, en büyük benim. Bunu peygamber diyor, ben duydum diyor. Ve ezanın kelimelerini söylüyor o melek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah. Böyle devam ediyor. O melek tek tek ezan kelimelerini söyledi ve Allah onu tasdik ediyor. Kulum doğru söyledi. Kulum doğru söyledi.
Celle Celaluhu Hazreti Musa ile konuştuğu gibi peygamberle konuşması caizdir ve olmuştur diyor. Bu naslarla, Kur'an ve sünnetle sabittir. Hazreti Musa Allah'la konuştuğu için Celle Celaluhu onun mekanı bayağı yüksek. 6. veya 7. gökyüzünde Allah'ın kelamının şerefine böylece Allah onu yükseltmiştir ve İsra Miraç gecesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görmüştür. Peygamberimiz öyle bir yere vardı ki diyor, meleklerin kalem şakırdılarını duydu. Bu çok önemli. Nasıl? Mahlukatın takdirini, ecelini, rızkını, yaptıklarını yazan meleklerin kalem şakırdısını duydu. Bu gerçek, bu mana değil. Melekleri yazıyorlar. Bizim buradaki melekler de yazıyor, oradaki melekler de yazıyor. Allah zaten her şeyi biliyor. Peki, melekler ne zaman yazıyı bırakacaklar? Doğrusunu Allah bilir ama diyorlar ki alimler, güneş batıdan doğdu mu artık melekler kalemi, kağıdı bırakıyorlar. Niye? Ondan sonra ne bir dua kabul edilir, ne bir tövbe kabul edilir, ne bir tazarru ve niyaz kabul edilir. Ondan sonra kıyamet senaryosu başlıyor ve ondan sonra devam edip gidiyor. Cenab-ı Hak bugün de, o günde bizi yalnız bırakmasın, elimizden tutsun, kalbimizi, kalıbımızı, bütün imkanlarımızı yolunda seferber eden kulların cümlesine, zümresine bizleri ilhak eylesin. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لله تعالى الفاتحة